YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam buğday unundan diyet ekmeği tarifim var. Evde kendi ekmeğimizi kendimiz yapıp daha sağlıklı beslenebiliriz. Tarife geçiyorum. Cezvenin içerisinde 1,5 su bardağı suyu ılıttım ve üzerine 1 yemek kaşığı kuru mayayı ilave ettim ve şöyle bir karıştırdım. Daha sonra üzerine bir kapak kapattım. 3 dakika bekledim beklerken yoğurma kabının içerisine 4 su bardağı tam buğday ununu alıyorum. Daha sonra 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Maya aktifleşti. Şimdi yeniden şöyle bir karıştırıyorum ve karıştırdıktan sonra mayalı suyu unun üzerine ilave ediyorum. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırıyorum. Bunu yoğurmadan güzelce, pratik bir şekilde hazırlayacağız. Daha sonra 1 su bardağı suyu ılıtıp yeniden üzerine döktüm seri bir şekilde karıştırıyorum. Kek hamurundan birazcık katı olacak şekilde hamuru yoğurdum. Tahta kaşığın kenarlarını temizliyorum ve içerisinden çıkardım. Daha sonra yoğurma kabının kenarlarını da toparlayıp hamurun üzerini kapatıyorum. Kapağını kapattıktan sonra üzerine bir bez kapatıp tam 40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 40 dakika sonra hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi şöyle bir spatula ile karıştırıyorum hamurun gazını aldım ekmeğimizi pişireceğimizin kalıbın kenarlarını yağlı kağıt ile kapladım alt kısmına da kapladım ve hazırlamış olduğum hamuru içerisine ilave ettim ve kenar kısımlarını orta kısımlarını güzelce yayıyorum yemek kaşığını sıvı yağına batırıp onunla her tarafa yayıyorum Evet ekmek hamurumuz artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında tam 32 dakika pişirdim. Ben fanlı ayarda pişirdim. Evet, artık fırından çıktı. Henüz çok sıcak. Bu şekilde kalıptan çıkardım. Ekmeği şöyle öne doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi isterseniz pişirirken kürdan testi yapabilirsiniz aynı kek gibi. Henüz ekmeğimiz çok sıcak. Burada elliyorum ama Elim yanıyor. Biraz bekledikten sonra kesmeye başladım. Dumanları da görüyorsunuz zaten. Ekmeğimiz piştikten sonra içerisini daha çok çekecektir. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Pufuduk pufuduk nefis bir ekmek oldu. Evet, bir tarifin daha sonuna geldim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.